edeceğiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Bu basit. Bu binada belediyenin. Ha, orada bir çıktık. O konuda bir sıkıntı yok ya. Dikkatli gelin çünkü böyle ağacın içecek yolları biraz sıkıntılıdır. Bu taraftan az fazla. Bunlar dağılmış ama bunlar dağılmamış. Herhalde bu dikine düşmüş. Şurada bir tanesi görülmüş. Çatıya kadar çıktık. Çatıda görünmüyor ama burası yukarı olduğundan aşağıdan biraz daha hasar vermiş. Allah'a çok şükür büyük bir hasarımız yok. Simit var mı? Simit fazla bir şey var. Boşver yok. Bir sıkıntı yok ki AFAD'lar sabah geldiler. Uyanıktım, okuldan kalorifer temizledim, buraya geldim. Çay içiyordum, hemen banyo yapıyordum. Hemen tıkanıklıkta oldu. Aşağı kaçtım hemen. Ben aşağı atladım da. Evet, başka var mı böyle binalar bu durumda? İşte aktarılan bir şey var mı? Evet, okullarda da inceleme yaptılar herhalde. Yaptık. Okullarda herhangi bir sıkıntı var mı? AFAD ekipleri geldi. Saat 5.30. 4-4.30 gibi geldiler. Onlarla saat 8'e kadar incelemelerde bulunduk. AFAD gitti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler. Şu anda yine beklemekteyiz. Müdürlerimiz geldi, inceleme yaptı. Onların gelmesini bekliyoruz şu an. Kamu binalarında herhalde inceleme yapıldı. Kamu binalarında. 3 tane de bir evden, normal vatandaşı evinden telefon geldi. Bina evinde çatlak vardı. Onlara bakacağız şimdi. Derebucak mahallemizde, ilçemizde en çok hissedilen mahalle Göynen mahallesidir. Öbür mahallelerimizde bir sıkıntı olmadığını öğrendik iyice muhtarlarımızla işbirliği yaparak. Bir de Pınarbaşı'mız var, oraya bakmamız lazım. Muhtar kendisi Antalya'daymış. Kapıyı açtık diye aşağıya baktım, aşağıdakiler kaçıyordu. Sonra buraya dikkat çektim. Burası hemen yıkılmış gibi. Aynı o cızıklık bebeğim ben şuradan gelmiş, balkondan. Sağ ol bizim olan, sağ ol, Allah razı olsun. Sizde pek bir sıkıntı yok, yıkık filan yok Allah'a şükür şu an. Yok bir sıkıntı yok bizim olan, yok Allah'a şükür. Buna büyük bir gürültüyü hissettik. Böyle sallandı. Hatta hayvan buzaladırdık. Orada şeydik, ahır vardı, ahırın oradaydık. Yengeyle beraber. Yengeyle beraber. Hı-hı. Büyük bir gürültü oldu. Hatta ben karı uçar zannettim. Hanım dedi kaçalım deprem oluyor dedi. Deprem var dedik. Bir de kalan geldik, evi kontrol ettik. Biraz çatlaklı oldu. Siz besici misiniz? Besicisiniz. Peki ne var burada? Ne oldu? Yeni mi oluştu bu depremler? Gösterir misiniz? Abi işte karşı var yarık. Şu karşıda var. Yani tavana. Ayaktaydım. Daha yeni oturacaktım yani eve geldim. Kahvedeydim eve geldim oturacaktım. Çocukları yatırdık yani az tatil olunca. Tam oturacakken böyle çatı üzerimize göçtü gibi bir acayip bir ses oldu. Birkaç saniye içinde, 2 saniye veya 3 saniye içinde aynı çatı üzerimize bir daha göçer gibi oldu. Bir sallantı da olmadı yani sadece böyle bir yüksek bir sesle. Ne yaptınız? Yağış vardı, kar yağışı yoğun. Kar yağışı da vardı, yoğun kar yağışı da vardı, evet. Sokağa mı attınız kendinizi? Hepimiz sokağa attık, herkese burada çığırık bağırık yani sabahladık yani sokaklarda. Genelde duvarların her tarafında. İşte yani şey ettiğimiz şekilde her tarafında çatlaklar var. Yani en riskli siz bölgeler mesela bizim buralar yani. Allah kimsenin başına vermesin. Sizi AFAD şeyinden mi? Şeyiniz... Orada yiyin kızım, her yeri yolları yiyin şey ettik. Zaten bir yıl sonra da. Vallahi durum bu kardeşim işte yani. Vallahi bir şey yok. Olmadı, şimdi sallantı olmadı. Sadece gökten... Göktaşı mı düştü o şekilde, çatılar kafamıza indi sanki bu şekilde. Yani bizim hissettiğimiz. Öyle bir gürültü oldu ki hem yani böyle Allah yani şimdi deprem bölgelerinde olan şeyleri ne anlıyoruz yani Allah kimsenin başına vermesin. Ben evdeydim. Evet, nasıl hissettiniz? Sallantı olmadı da yani çatırtı ağaçların böyle yıkılırcasına. Yıkılıyor mu sandınız? Yıkılıyor sandım. Hep yıkılıyor. Ne yaptınız? Dışarı mısınız? Evimin önüne koştum. yukarı çatımı göçtü. Hani deprem olduğunu fark ettim mi? Çatımı göçtü diye baktım. Sonra işte bu taraftan çığırık geldi. Çığırığa koştum. Zaten köylü ne varsa yola çıkmış. Caddelerde hani yıkıldı yani tehlikesiz yerlere. Gece namaz kılacağım diye kalktım. Dışarı çıktım abdest alacağım diye. Ben evin üstünden karga yer sanırım. Allah ev yıkıldı dedim. Bir daha baktım bu dağlar adamına dolu. Ben de buradan indim. Beni arabanın şoförü aldı. Yok arabada abam var. Abamın evine elti verdi. Öyle de dedi. Yeni geldim. Benim evim her tarafları ayrı. Korktuk. İki dokanayla uğraştık. Üşüdük. Bir de aradım. Lojman bir de yukarıda. Lojman karşıda. Bu şeye göçtü. Hemen iki saniye sonra bir daha göçtü.